misiniz? Buyurun. Aileminiz. Geçmiş bayramınızı mübarek olsun. Amin sinkire efendim. Hocam, sizin hani böyle kadın doktorlar, erkek doktorlardan konuşmuştunuz ya. Evet. Artık bizimde de hani böyle hani çocukların okutulmasına iyi bakılmıyor ya, okutulmasın deniliyor. Bizde de dediğiniz gibi kadın doktorlarına gittiğimiz zaman ya da doğum doktorlarında tabii ki rahat ediyoruz. Yani kızlarımızı okutsak mı, okutmasak mı hocam? Bir bu, birinci sorum. Siz mesela dün de anlatıyordunuz dedi, hani kadın doktor falan dedi. Bunun için dedi, kızlarımızı okutsak olmaz mı falan. Hani oradan geliyor falan da. Biz kızların okumasın demiyoruz ki. Kadınlar çalışmasın demiyoruz ki, öyle bir şey. Hiçbir zaman hiçbir programımızı demedik. Evet. Bizim bütün ölçümüz haram işlemeden yapsın bunu. Haram işlemeden yapsın. Ve bir eğitimci olarak şimdiki üniversitelerin çoğunu mesela, çünkü giden öğrenciyi görüyorsun, tasvip ediyor musun diye sorsan, etmiyorum. Bu da benim kanaatim. Müsaade et de ben de kanaatimi söyleyeyim yani. Evet. Bak, niye ediyorsun, etmiyorsun falan? Çünkü çok dinleyicimiz girdi. Benim kızım dedi, liseyi bitirene kadar namaz kılıyordu. Üniversiteye gitti, namaz yaz yok dedi, dinsiz oldu. Üniversitelerde bakıyorsun ki öyle acayip karayip şeyler meydana geliyor ki, Allah bana rahmet eylesin. Kendilerine göre bir tabirle ifade ederlerdi de, demek ki firasetleri yüksekmiş. Rahmetli annem, rahmetli babaannem anlatırlarken ahırdan salınmış gibi bunlar derlerdi. Aç hayvan ahırın kapısı açıldığı zaman dışarı için öyle bir saldırır ki. Tarlaya doğru yani, otlara doğru yiyeceği. Saldırır ki ahırdan salınmış gibi bunlar derlerdi. Böyle kudurmuş gibi tabirinde kullanırlardı falan. Şimdi bütün kayıtlardan kendini aynı şekilde uzaklaştırıyor. Kadın erkeği, başörtülüsü de aynı şekilde, örtülüsü set falan. Bir bakıyorsun falan, uhu. Başörtülü kızı mesela gazetelerde var, televizyon haberlerde geldi falan. Erkekler böyle hoplatıyor. Bu kızda ne haya kalır, ne iman kalır, ne din kalır, ne hizmet kalır. Kalmaz. Hepsi böyle mi? Hayır, genel itibariyle böyle. Yani şu köyde iyi insan yok demek kitaplarda yazıyor. Köyün hepsi aynı şekilde değil. Hüküm neye göre verir? %50'den fazlası kötüyse bu köyde iyi insan yok denir. Hiç iyi insan yok manasında değil o. Yani orana göre o ifade, o hüküm kullanılır. Şu köyde hiç kötü kimse yok diyemez. Hayır, %50'den fazla iyidir. Tamam, kötü kimse yok dersin de, ama hepsi hiç iyi değildir. Orada kötü kimse yok demek değildir. Var. Az olduğu için öyle söylenir. Az olduğu için. Şimdi aynı şekilde üniversitelerin çoğunluğunda bu hava var. Geneli böyle. Onun için de mesela bize gelen veyahut da görüştüğümüz, şey yaptığımız, yani kendini koruyabilen çok zorluk çekiyor. Çok zorluk çekiyor. Hakikaten zor bir durum. Dolayısıyla yani böyle bir yer varsa, yani haram işlemeden, kızını dinsiz yapmayacak şekilde, oğlunu dinsiz yapmayacak şekilde, imanını, hayasını, edebini, namusunu, iffetini kaybetmeyecek şekilde varsa, öyle bir yer biz şu ana kadar göremedik. Ya erkekler için de aynı durum mu? Tabii erkekler için aynı durum. Liseye kadar üniversiteye gönderiyorsun, aynı durumu. Anne baba düşünmesi lazım. Ben bu çocuğu üniversiteye gönderdiğim zaman benim elimden gider mi, gitmez mi? Gider mi, gitmez. Ya daha geçen sene falandı. Geçen sene miydi, neydi? Adam aynı şekilde bir tane bir komünist örgüte aynı şekilde feryat ediyordu ya. Benim oğlum aynı şekilde siz bozdunuz diye. Tabii. Öyle bir şeyin içerisine çocuk üniversitede paldır küldür bir girer, giriş o giriş. Dağa çıkartılanlar, kaldıranlar, eline silah tutanlar, tutturanlar. Öyle değil midir? Evet. Ondan sonra eroine alıştırıp, ondan sonra çok affedersin, her türlü kötü yola, bu erkeğin de kızını da götürtüren var değil mi? Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, ahir zamanda imanını korumak avuç içerisinde ateş tutmak gibidir. Senin evladın ya, canın ciğerin, nasıl teslim edersin? Tercih herkesin kendine ait.